Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde yabancı bir mutfaktan Türk mutfağına uyarladığımız güzel bir börek tarifi paylaşacağız. Hint böreği. Önce malzemeleri öğrenelim, sonra yapımına geçelim. 3 adet yufka. İçi için 3 adet haşlanmış patates. 2 adet kuru soğan. 1 adet kırmızı biber, 1 çay bardağı konserve bezelye, 5 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz. Yağlamak için 1 çay bardağı sıvı yağ, üzeri için 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 2 çorba kaşığı sıvı yağ ve 1 su bardağı galeta unu. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok tanıdık ama dediğimiz gibi börek yabancı. Şimdi soğanları doğrayarak yapımına geçelim. 2 adet kuru soğanımız var demiştik. Soğanı yarım daire şeklinde doğruyoruz. Soğanlardan sonra sıra kırmızı biberde. 4'e bölelim. Tabi öncesinde çekirdeklerini çıkardık. Yine soğan gibi ince doğruyoruz. Şimdi sıra haşladığımız, soyduğumuz patatesleri doğramakta. Normalden biraz az haşlıyoruz çünkü kavrulacak. Burada küp şeklinde doğruyoruz. Beş çorba kaşığı kadar sıvı yağı tavaya aktarıyoruz. Biraz ısınmasını bekliyoruz. Yarım daire şeklinde doğradığımız soğanı ilave ediyoruz. Şeffaflaşana kadar kavuruyoruz. Soğanlar kavruldu. Şimdi öncelikle rengi çıkması için köri ve kimyonu ilave ediyoruz. Eğer köri bulamazsanız kimyonun miktarını artırabilirsiniz. Çok güzel bir sarı renk ortaya çıktı. Şimdi doğradığımız biberi ekliyoruz. Biber de yumuşayana kadar kavuruyoruz. Biber iyice yumuşadı. Artık tuzu ve karabiberi ilave edebiliriz. Birkaç tur çevirelim. Sıra patatese geldi. Patatesi de ekliyoruz. Rengini alana kadar birkaç dakika kavuruyoruz. Son olarak konserve bezelyeyi de ilave ediyoruz. Şöyle 5 dakika daha pişirdikten sonra ateşten alacağız. Hazırladığımız iç soğudu. Şimdi yufkaları keserek devam ediyoruz. 3 yufkayı üst üste yaydık. Sigara böreği yapımında olduğu gibi 8 üçgen parçaya kesiyoruz.
yufkalarımızı şekillendirebiliriz. Bir miktar sıvı yağ sürüyoruz. Şöyle bol miktarda iç bırakıyoruz. Ve yine sigara böreği yapımında olduğu gibi sarıyoruz. Biraz tombul bir sigara böreği olmuş oluyor. Evet, sonuncu böreğimizi de hazırlıyoruz. Böreklerimizi sardıktan sonra küçük bir pane işlemimiz var. Sonra pişmeye vereceğiz. Bir adet yumurtayı kırıyoruz. Şöyle şekli kaybolana kadar kısa süre karıştıralım. Bir çay bardağı sütü ve 4 çorba kaşığı sıvıyı ilave ediyoruz. 2 çorba kaşığı da olabilir. Artık yağ sevmenize bağlı. Şimdi hazırladığımız börekleri hafifçe ıslatıyoruz. Daha sonra galeta ununa buluyoruz. Ve yağladığımız ya da yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz. Sonuncu Hint böreğimizi de paneliyoruz. Evet. Böreğimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırına veriyoruz. Kızarana kadar pişiriyoruz. Hint böreği pişti. Ilıdıktan sonra çayla servise sunabiliriz. İnşallah en kısa sürede denersiniz, bizleri hatırlarsınız. Şimdiden afiyet olsun.